Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bugün günlerden 5 tavuklarını açma zamanı. Bakalım orada neler oluyor. Bir de 3 tane yavru civcivi olan bir tane arkadaşlar cüce koşulumuz var. Ona bakacağız. Ama ilk önce bir içeriye girelim. İçerinin atmosferini görmenizi istiyorum. Şu an hiçbir şekilde, geçen de söyledim, tavuklar bunalmıyor arkadaşlar. Gelmiş buraya bir tane yumurta atmış. Bunu aldık. Gitmiş oraya bir tane yumurta atmış. Burada da dur. Bunların yumurtlama. Oh, ördeklerini yumurtlamışlar bol bol, harika. Ne yapıyorsun? Hayda! İnanılmaz arkadaşlar. Bir tane beş havada yumurtladı. Yere düştü. Hemen tavuklar kaptı. Neden? Kabuğu olmayan zar şeklinde yumurta. Hemen de yediler. Amerikan ördeğimiz eninde sonunda arkadaşlar. Öyle ettik, böyle ettik. Yılda 5 kere yatar dediğimiz Amerikan ördeği. Bu sene arkadaşlar yer değişikliği. Yok öyleydi, yok saldırıydı, yok şuydu, yok buydu, yatamamıştı. Ama arkadaşlar şimdi bundan sonra oraya birazdan sizlerle paylaşacağım, yatacağı yeri göstereceğim. Artık isterseniz beşleri özgürlüğüne kavuşturalım, bu kadar yeter. Ondan sonra da arkadaşlar yuvalara bakalım. Daha da yumurta yapacaklardır gelip. Ama ilk önce ben onları salmak istiyorum. Birisi dışarıyı şöyle bir temizlesinler. Gelin bakalım. Gelin bakalım çocuklar. Aslan parçaları ya. Yani şu beçleri büyütmek çok zor arkadaşlar. Çok zor. Yavru dönemi beç tavuklarının çok hassastır. Bazen arkadaşlar yemden ölür, bazen soğuktan ölür, bazen hiç sebepsiz ölür, bazen keyfe ölür, bilmiyorum. Ama beç tavuğu yavrusu büyütmek zor. Geçen de söyledim. Yani ben şu an bunları sezon bitti diye 200 liradan veriyorum. Ama onun dışında arkadaşlar, yani bir beç tavuğunu yavruluktan büyütmek falan, o bir yıl bekleyeceksin, bir yılın sonunda. Bakın, ölmeyecek, yiyecek, içecek, ilacına dikkat edeceksin, sıcağına dikkat edeceksin, emek vereceksin, mücadele vereceksin. Bir yıl geçecek, bu hale gelecek, sonra 200 lira. Ona da ne diyecekler biliyor musun? Çok pahalı. Abi içinize bakın derim ben de ya. Yemin ederim yazıktır. Vallahi yazıktır. Onun için biz ama elimizdeki kıymeti biliyoruz, bilenler de var. Şükürler olsun bugünümüze. Beşler de hemen arazideki keneyle mücadele işlerine başladılar. Bu dönem çok sıcak olduğu için çok fazla kene vakaları var. İçeride de bu kuzular yanmış. Bir tane tavuğumuzla, bir tane tavukla arkadaşlar dövüşmüş. Yüzünden belli. Ama ben içeriye giriyorum şimdi. Böyle bir bakacağım. Kim ne yapmış? Çünkü burada tek büyük, ooo tavuk da çıkmış. Ne yapmışlar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 mi? 19 yumurta olması lazım burada ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir tane fazladan yumurtlamış. He, ben bunları işaretlemem lazım dostlar. Daha önce söylemiştiniz bana, aklıma gelmişken burada da demin koydum iki tane. Başka? Aşağıda var. Burada var. Bu işte sıkıntı. Bunun içine, ördek yuvasının içine arkadaşlar yumurta atmaları hiç hoş değil.
Bunlar diğer yumurtaları da bozar. Şimdi ne zaman çıkacağını da bilemeyiz. Nazar da demesin, beşler de yumurtlamaya hala deli gibi devam ediyorlar. Burada da bir yumurta var. Bu da burada dursun. 3, 6, 9, 11. Birkaç yumurta sonra da şey yatar arkadaşlar. Ördeğimizde yatar. Şimdi biz ne yapacağız? Şuraya bir kalem alacağım. Arkadaşlar kalemle çarpı yapacağım. Bunun altına da Serdar ara ara gelip bakacak. Yoksa burayı doldururlar, doldururlar. Tavuk da perişan olur. Ben hemen şu kalemle şu operasyon işine bir gireyim. Evet dostlar. Benim gördüğünüz gibi hepsine çarpı attım. Bundan sonra yeni yumurta da olsa bakalım tavuk nasıl girecek bunu. Şimdi tavuğun yuvasına girmesini bekliyorum. Arkadaşlar o girmeye çalışırken bakın, bir de ben size göstereceğim bakın. Burada kimler var şimdi? Burada maviciler var. Ağla tavuk giriyor arkadaşlar. Yerini de nasıl biliyor ya? Evet. Burada da mavici kümesi dostlar. Dur bakayım kızım. Sen de Gurka geleceksin mi? Gel seni de yatırayım ben. Geldi. Yumurtalarına yattı dostlar. Herkesin bu Sertam'ın. Cici kız. O 5 yumurtaları kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane, 13 tane orada da var. Onları daha sonra alacağız dostlar. Şimdi 5 tavuk kümesinden çıkıyorum. Ve beçler yumurtlamaya gelecektir. O arada sizinle hemen şu yavruları paylaşmak istiyorum. Oy oy oy, hadi bakayım. Şu ışığı açabileceğiz bakalım. Pil zayıf diyor dostlar. Her kızım, iki tane baf cüce koşun, bir tane koko cüce koşun, çok sağlıklı bir şekilde light cüce koşun tavuğumuz büyütüyor arkadaşlar. Aferin sana. Onları büyütse yeter bana. Ben zaten baf cüce koşundan 5 artı 2 olsa, kokoyu da yine bir tane çıkıyor. Artık koko tavuktan ümidi kestim. Neden ümidi kestim? Çünkü beç yavrularına bakıyor ondan dolayı. Ondan artık kışın bir yumurta alırsak ve gücümüz olursa çıkartırız. Bakalım nasip kısmet dostlar. Gurk olmaya tavuklar devam ediyor. Gurklara da 5 tavuğunun yumurtalarına ben de yatırmaya devam ediyorum. Bakalım ileriki dönemde İstediğimiz rakamları hep söylüyoruz, tutamıyoruz. Bu sene sonunda ne olacak? Nasibimizde ne var? Onu hep birlikte göreceğiz dostlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlar, saygılar. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.